Herkese merhaba. Merhaba. Buyur Yunus Baba. Hoş geldin Bey Yunus. Çay ister misin? Çek bir aysitli çay bir bari. Evet. Sevgili seyirciler, kadının haykırışında bugün çok acılar çekmiş bir kadını getiriyoruz ekranlarınıza. Evlendiği günden beri kocasından sürekli dayak yemiş. Bir yandan insan hiç karısını döver mi be? Erkekliğinden utanır. Maalesef öyle var. Arabızda yaşarlar, arabızda. Kocası tarafından sürekli işkence görmüş bir kadın. Yuh. Artık bu acıya dayanamayıp son çare olarak... Bu kadının kocasını bulup dövmek lazım. Birincisi de göreceksiniz sayın seyirciler. Vallahi bence de. Aslında ben şahsen çok mutlu olurum. Vücudunun her yerinde darp izleri var. Yazık kadına Şipşak. 20. yüzyılda bir kadının bu kadar ağır şartlarda yaşaması... Maalesef böyle kansız kocalar var Rıza. Olmaz mı canım? Gerçekten. Allah bilir şu an burada bile vardır. Bir kadın olarak... Yok daha neler abartma. Yani sözün gelişi demek isterim canım ben. Şimdi kocası tarafından sürekli dövülen konuğumuzu çağırıyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz hanımefendi. Aa, pembe. Pembe hakikaten be. Aa. Hoş geldiniz hanımefendi. Yüzü mahvolmuş. Allah Allah. Pembenin ne işi var orada be senin? Bilmem ki valla. Ben de senin gibi çok şaşırdım Ethem abi. Düşse düşse. Şimdi bil. Serap Hanım. Senin elini sıkmak isterim ama. Ya ben solağım. Kocam sağ olsun kalktı. Anam sol kolumu kırdı. Yani beni nasıl tutayım da kaldırıp elini tokalayayım. Şey aslan sağla tutsam oluyor mu canım ki? İnanmıyorum. Geçmiş olsun. Kocanız olacak canavar. Kolunuzu kırdı ha. Yoo Serap Hanım. Şimdi sen kocama canavar deme. O çok iyidir aslında. Hem onun kabahati değil anam yani. Benim kemiklerim incedir ha. Ondan. Yani şimdi kalkıp da balyozla vurdu diye yani bu kemiklerin kırılması mı lazımdır değil mi canım benim? Yani balyozla tabii ne? Balyozla vurdu. Balyozla mı vurdu? Annem sen. Ay. Ay. Yalan söyle. Ben ne zaman kırdım onun kolunu be? Bacıdan numara yapar. Ulan bir de karısını düven şerefsizdir diye atıp tutardı. Balyozla kırmışsın kadının kolunu be. Ne bakıyorsunuz öyle be? Yalan söyler pembe. Ali Cengiz oyunu yapar. Ben karıcayı bile incitmem. İyi bir taraflarını kırıyordur baba, karıları. Baba ayrola neye bakıyorsunuz öyle? Ama pembe. Burada da pembe vardır. Serap'ın aynı kamerada. Aa, anamın ne işi var orada be? Okulun haline. Bir bilsem kızım bir bilsem. Şimdi Serap Hanım. Serap Hanım. Şimdi kocamı hor görmeyin ha. Yunus var ya aslında... Çok iyi bir adamdır. Beni de çok sever. Bu nasıl sevgi hanımefendi? Çok iyi dediğiniz kocanız kolunuzu kırmış. Görünüyor muyum ulan? Çekiyorsun yani. Yo, iyidir valla. Şimdi Serap Hanımcığım ayağımı kırsaydı kalksaydı daha mı iyi olurdu? Yani vaktiyle babamın ayağını kırdı. Ama şimdi o bana kıyamaz. Çekiyor musun oğlum? Ya kolumu kırmakla yetindi. Beni çok sever o Yunus'um. Değil mi bacılar? Ne dersenin bu anam be Ayşe? Oğlum iyi Yunus ne zaman kırdı benim ayağımı? Bilmem ki dede ben de anlamadım. Şişt, sana diyelim ulan. Ay kız. Abi bak hatta dövdün bu karıyı be. Yok daha neler. Görmedin mi be hala? Pembe abla buraya geldiğinde baba fiske bile vurmadı. Akşam vurmadı diye pembe abla babamı dövdü ya. Dönelim meselemize. Bu karı bir şeyler çevirir ama dur bakalım. Kolum kırıldı. Hanımefendi peki siz kocanızdan bu kadar dayak yediniz. Niye karakola başvurmadınız hiç? Nasıl başvururum? Kocam Yunus. Anam öyle iyi heriftir ki. Bir tanısanız. Hani peygamber gibi heriftir ha. Ne var yani şimdi? Şimdi kocam. Şimdi kalkıp benim 5 kaburga kemiğimi şuradan şuraya kırdı diye. Değil mi Serap Hanımcığım? Sana mı bakıyorum oğlum? Yani ben şimdi karakola mı gideyim? 5 kemik mi? Aslında... O 6 kemik ama ben 5 derim, eksik söylerim. Görüyor musun? Fazla demem ha. Kimsenin de günahını almam. Allah Allah. Allah Allah evet. Allah Allah evet. Hanımefendi. Canım. Siz ne kadar yüce ruhlu bir insansınız. Size bu kadar zulmetmiş bir insan için ağzınızı açıp tek bir kelime kötü bir söz söylemiyorsunuz. Yoo Serap Hanım şimdi orada dur. Bir su içebilir miyim? Buyurun lütfen. Canım sağ ol. Şimdi ben Yunus'umu severim.
Ay hayır. Gel. Yanlışlıkla kalkmış. Adam bir kere vurmuş. Vay çıkarı vay. Gösterim ben sana. Hem zavallı kadını dün hem de üçkağıtçılıkla suçla. Olacak iş değil. Ya duracağım abi ben. Sen de ortalığı gelme be. Yani bir iki kere de öyle kumaya sokmuş olabilir. Ama üzüldü. Canım ne güzel duruyor. Çok iyi bir insandır. Baba gel gel otur sinirlenme. Alo. Canım beni bir canlı yayına bağlayayım. Ben Yunus, şu andaki canlı yayındaki karının kocasıyım. Bir saniye. Rejiden uyardılar. Pembe Hanım'ın kocası Yunus Bey şu anda telefon hattımızdaymış. Alo. Alo. Yala. Yunus mu geldi? Alo. Hanımefendi. Yalan söyle. Gacı rol yapar. O gözündeki morlukların hepsi makyaj. Kolunu da yalandan alçıya almış haysiyetsiz gacı. Beyefendi. Beyefendi lütfen hakaret etmeyin. Ama bırakın etsin. Et Yunus'um et. Et anam sen et et. Et anam et. Et. Bak şimdi benim kocam hakaret edip küfredirse rahatlıyor. O zaman bana bir şey yapmıyor. Yoksa öteki türlü döver. İşte böyle kaşımı gözümü el yerimi kırar murarttır. Öh be. Yalan söyleme be kadın. Bugüne kadar elimi bilem sürmedim sana. Doğru der Allah için. Yani doğru der de. Afif iktidarsızdır kendisi. Hiç elini bile sürmedi ha. Hep ayağıyla vurdu. Uçan tekmesi meşhurdur bizim beyin. Daha neler? Görüyor musunuz hanımlar? Yalan! Yalancı karı! 70 milyon bizi izler be! Lan konuş! Lan gene mi sizler? Bak uçamsın, savunurum ama bir yere lan! Vay be! Ya bunlar hepten profesyonel olmuşlar artık. Geliyorum oraya, bir yere ayrılma pembe. Beni stüdyoya getir falan. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi ben abi de yalan. Geleyim dur. Ha baba. Abi nereye gidersiniz? Stüdyoya. Stüdyo lan. Abi biz de gelelim sizinle. Hadi o zaman. Hayır, hadi, 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 hadi. 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 Gördünüz değil mi? Geliyor. Ha, geliyor. Herkesin önünde bana hakaret eder. Yani ben Elif'i severim ama yani artık Serap abla yani benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur hakim abiler ya boşasın bizi boşayın. Ya artık mahkemelere söyle bizi boşasınlar. Ay anam boşasınlar bizi ha. Ay, ay. Ağlama. Ağlama pembe. Elimizden geleni yapacağız. Seni o canavar kocanın elinden kurtaracağız. Türk adaletine, milletine, devletine hepsine burada sesleniyorum. Ne olur hakim amcalar, abiler, analar, bacılar boşayın beni bu heriften yani. Yani be, bu herifi çok severim ama katlana ama. Çekil ne olur. Ay geldi işte gördüm. Yalancı karı ne zaman gördün ben seni bir saniye, ne zaman? Yeter kameralar oraya. Buraya gelirken ne yapıyorsun? Çekil istersen. Çekil istersen. Yunuscuğum, canım kocacığım, kurban olayım dövme beni yeter artık dövdü. Ne zaman dövdüm ben seni ya, ne zaman? Sakin ol, sakin. Her zaman, her zaman. Bak, her tarafım murardı, kullarım kırıldı. Bilirim, boşanmak için yaparsın sen bu numaraları ama rüyanda görürsün sen boşanmayı. Boşanmayacağım. Kaza gelmeyin be. Maddiden numara yapar bu kadar be. Sizin eviniz, barkınız, çoluğunuz, çocuğunuz, içiniz, gücünüz, kocanız yok mu be? Her sabah burada ne takılırsınız be? Bak. Ana. Buyurun. Dön. Çevir yüzünü. Buyurun. Ha? Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Buyurun. İç ayak morluğu tükürükle çıkar mı be? Buyurun. İyi morartamadıysan. Ah! Koluma! Kabahat benim mi ulan? Yeter artık. Ya dur beni. Dur be! Dur be! Ay durun! Sanat hayatımda
İlk defa bu karıyı size şikayet ediyorum komiserim. Bu elim aşalı gacığı alçılık oluyla kafamı kırdı. Bu elime sağlık. Başka taraflarını kırmadığıma dua etsin. Gacı karı değil, püsküllü bela komiserim. Alamaklı. Rezil etti bizi 70 milyona. Vallahi bak komiserim. Şeyi onlar başlattılar. Stüdyoyu bastılar. Hepsi kayıtlarda vardır. Veterilerde. Salih, getir oğlum veterileri görsün komiserim. Ya yalan söyler komiserim ya. Ya bunların hepsini Pembe abla başlattı ya. Tabii. Bak, Bek haber adı kasatına aldım komiserim. Bir şey var burada. İzleyelim, pozisyonları değerlendirelim. Tamam. Ben her şeyi televizyonda izledim. Olayın nasıl olduğunu biliyorum. İzlediniz mi hakikaten komiserim? Ekranda nasıl görünürüm? Fotojenik miyim? Ben nasıl görünürüm komiserim? Film teklifi falan gelir midir? Gelir, gelir tabii canım. Cadı karı rolü gelir. Deli deli konuşmayın be. Eskiden hiç değilse mahallede kavga ederdiniz. Şimdi iyice delirdiniz. Kalkıyorsunuz 70 milyon kişinin karşısında canlı yayınlarda kavga ediyorsunuz. Siz be. Komiserim, kusura bakmayın ama siz de televizyona çıkan meşhur biriyle nasıl konuşulacağını hiç bilmezsiniz. Hoş görmek lazım Pembeciğim. Adam bizim gibi star değil ki. Olacak o kadar. Susun be! İyi ki bir televizyona çıktınız. Hemen meşhur ayaklarına yatıyorsunuz. Salih! Buyurun komiserim. At bunları dışarı. Bastın okul. İyice tansiyonum çıktı be! Bak görür musun Pembeciğim? Hay lanası davranacağını bak. Bilmez kaba adam. Çıkın dışarı! Affedersin. Hadi. Affedersiniz komiserim. Defol!